Geçtiğimiz haftalarda programımızı takip edenler birkaç Ramazan dolayısıyla tekrar olmakla beraber müfredatı zaten biliyorlardır. Ama biz bile Ramazan'da dinlediklerimizden istifade ettik. Yani programı beraber yapmamıza rağmen o eski yapılan sohbetleri tekrar dinleyerek bizler dahi istifade ettik. Herhalde muhabbetle efendim dinleyen, bizleri takip eden kardeşlerimiz en az bizler kadar istifade etmişlerdir. Eyvallah. Şunu da unutmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinin hemen o sayfa sonunda, ilk sayfanın sonuna doğru bir dua vardır. Estağfirullah. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Bu duada Cenab-ı Hak hidayet zevkini aldıktan sonra, muhabbeti, razı olunan muhabbeti tattıktan sonra, ibadet taatla, işte Ramazan gibi, namaz gibi, oruç gibi güzellikleri yaşadıktan sonra, zikrullahın zevkini yaşadıktan sonra, güzel sohbetleri bir şekilde iştirak ederek efendim zevkini aldıktan sonra hata yapmaktan Allah'a sığınmayı Cenab-ı Hak bizlere teşvik eder. Yani hidayetten sonra sapkınlığa düşmeye sen müsaade etme ya Rabbi. Çünkü Allah şaşırtmaz. Hani derler ya Allah şaşırtmasın. Allah şaşırtmaz. Ama şu doğru bir sözdür. Allah şaşırmak istesek de, gayrimeşru şeyler istesek de bize müsaade eylemesin. Yani bizim cüz'i irademizle biz o külli iradenin muradının dışına çıkmaya çalışsak da Allah Teala buna müsaade etmesin. Settar Gaffar ismiyle bizleri kuşatsın ve El-Mani' ismi vardır Hazreti Allah'ın. O sadece dışarıdan gelen maniyalar, yani sadece dışarıdan gelen efendim bizce olumsuz olan efendim düşman istilası gibi bela musibet falan gibi şeyleri savdığına inanılır. Halbuki El-Mani'unun bir manası da nefis bazı şeyleri istese de ya Rabbi sen onlara mani ol demektir. Ya Dafi ismi şerifi de yine def etme efendim bin bir esmadan olan bu isimde yine sadece üzerimize gelen efendim düşman istilası, bela, musibet, zelzele, kıtlık falan gibi afetlere karşı kullanılan, kullanılması gereken bir tesbihat değildir. O Dafi ismi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhalif niyetler, vesveseler, şeytani, nefsani efendim bir şekilde bizi rahatsız eden düşünceler, hayalat bunlar devreye girdiğinde ya Rabbi sen bunları yapmak için bizim kudretimizde devreye girmeden evvel bunları def et. Bunlara mani ol ve def et manasında taşır. Dolayısıyla ya Rabbi sen bizi sürçmekten sırat-ı müstakim üzere giderken tam o yolun zevkini muhabbetini yaşamışken veya o yolda bulunurken tekrar dalalete düşmekten muhafaza et diye dua talim ettirilir. Dua talim edilir veyahut. İşte Ramazan'dan çıkıldıktan sonra artık ne yapsak bu sermayeyi bitiremeyiz. Ver bakalım istediğimizi yapalım şeklindeki nefisle mülahazalar, nefsani düşünceler insanı Allah muhafaza eski yerinden daha kötü bir duruma düşürebilir. Sıkça söylediğimiz bir hadise, dağcılıkta dağ, hani dağcılık yapıyorlar ya spor, dağcılıkta kazalar çıkarken değil inerken olurmuş. %90 küsuru dağcılık kazalarında çıkarken değil inişe geçerken olurmuş. O zirveye çıktıktan sonra nasıl olsa artık zoru başardık diye insandaki o rehavet kişiyi ölüme kadar götürürmüş. İşte bu nevi kazalara uğramamak için Ramazan'ı sağ salim iyi kötü bir şekilde hallettik. Artık bize karada ölüm yok gibi bir tavra girmek adamı daha Şevval ayının sonunu görmeden iflasa götürebilir. Allah muhafaza eylesin. Çünkü saygı ve hürmet esastır. Muhakkak hepimizde bir gevşeklik olmuştur. Birçoğumuzda en azından bir gevşeklik olmuştur. Fakat inşallah Cenab-ı Hak bizim gevşekliğimize göre değil, kendi lütfuna, ihsanına, efendim, kendi bizi himaye edişine göre muamele etsin. Amin. Hatalarımız varsa setresin, şu günler yüzüsü hürmetine, efendim,
İnşallah hataya düşmekten de bizleri muhafaza eylesin. Niye eskiler Şevval ayında 6 gün orucu tavsiye ediyorlar? Efendim sünnet-i seniyedir. Sünnettir ama bir başka sebebi de işte bu türlü rehavetten insanın kurtulması içindir. Ya Rabbi 30 gün sen Ramazan'ı emrettin, biz bunu kabul ettik. Bir de bunun tahsin şartı vardır, güzelleme şartı vardır. Kabul ettiğimiz gibi ne güzel yapmışsın ya Rabbi, ne güzel emretmişsin diyerek işte o aşıklar, sadıklar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine tabi olmak için yarışanlar bu 6 günleri de tutarlar ki inişte de kaza olmasın. Bunu hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi nerede kaldık Mustafa kardeşim? Ensardan Sa'd bin Muaz Hazretlerinin vefatı mevzu vardı. Ondan evet. Hemen önce Peygamber Efendimizin Hazreti Selma'nın borcunu ödemesi hadisesini dinleyicilerimizle paylaşmıştık. O mevzuyu aktarmıştık. Peki. O mevzu tamam olduysa eyvallah. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın irtihali göçmesiyle alakalı bahsi okuyalım hadi. Sa'd bin Muaz Hazretleri Ensar'ın en üstün fazilete sahip şahsiyetlerinden biriydi. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri Resul-i Kibriya Efendimizin emriyle Medine'ye Kur'an öğretmek üzere geldiği zaman Müslüman olmuştu. Müslüman olduğunu duyan Abdüleşhel oğullarından kadın erkek hepsi de o gün Müslüman olmuşlardı. Yani nüfuzlu, çok sevilen, efendim konumu itibariyle çok efendim lider vasfında olan bir zat. O vasfı İslam oluşuyla beraber yine devam etmiştir. İşte insanı ahlakı ne kadar sevdiriyor. İnsanın ahlakı güzel olursa bir şehadetten ibaret hali kalır. Bir insan şehadet ettiği halde ahlakı güzel olmazsa değil başkasını peşinden götürmek, kendi nefsini bile götüremez. Evet. Bu kahraman ve fedakar sahabi Hendek Harbi'nde kolundan bir okla vurulmuş, kolunun damarı kesilmişti. Yarası ağır ve ızdırap vericiydi. Resul-i Kibriya Efendimiz bu kahraman sahabi yaralandığı zaman ona Allah rızası için yaralıların tedavisiyle meşgul olan Ensar kadınlarından Rüfeyde adındaki hatunun çadırında yer ayırtmıştı. Yani hemşirelik sistemi sistemli bir şekilde, yani sistemi dememdeki sebep o, nizam ve intizam içerisinde yapılıyordu Hazreti Fahri Alem Efendimiz zamanında. Yani hususi savaşta gazilerin, yaralıların bakımı için ensardan veya muhaciden hanımların cephe gerisinde, hatta bazen cephenin tam ortasında hizmet ettiğini müteaddit defalar görmüştük. Bunu nizami bir şekilde yapıyor. Yani falancaların yaralı bakma yeri olarak tahsis ediliyor. Bir nevi onu şey olarak düşünebilirsiniz, yani işte cephe gerisindeki Kızılay'ın yaptığı yardımlar, efendim tıbbi yardımları olarak görebilirsiniz. Bunu da sistemli yapması Allah Resulü'nün manidardır. Ve şimdi minnet Florence Nightingale bilmem neye falan dayandırır hadiseyi. Tabi batıdan taklit etmek bizim daha batı hoşumuza gidiyor. Batı kolay geliyor herhalde. İnsanın batması kolaydır, çıkması zordur. Fakat şarkta, yani doğuda bu Allah Resulü tarafından nizami olarak belli bir kaideye bağlanarak yapılmıştır. İşte bu savaşta da bunu görüyoruz. Evet. Kurayza oğulları hakkında hüküm vermesinden kısa bir müddet sonra bu ağır yarası tekrar deşildi ve çok geçmeden de hicretin 5. yılında 37 yaşında şehiden vefat etti. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz ve Müslümanlar vefatından son derece müteessir oldular. Peygamber Efendimiz Sa'd bin Muaz'ın vefatıyla arş-ı âlâ titredi ve cenazesinde 70 bin melek hazır bulundu buyurdu. Allah Allah. Cenaze namazını da bizzat kendileri kıldırdı. O 70 bin melek bir müfrezedir. 70 bin meleğin hazır olması demek, büyüklerin yaptığı tabire ve tarife göre fevç fevç, bölük bölük melaike-i kiram haziratı var. Bu bütün bölüklerin başları, efendim hani nasıl bir askeri tören yapılsa belli makamları, belli şeyleri temsil eden her bir bölükten, her bir kuvvet komutanlığından temsilciler gelir. Oradaki o 70 bin melaike-i kiramın gelişi bütün meleklerin ordu olarak, cemaat olarak orada temsili demektir. Yani siz onu 70 bin olarak görmeyiniz.
Allahça malum olan sayı olarak görünür. Hani nasıl şimdi insanların hepsi hac etmek ister, imkanı olanlar da dahil. Sadece imkanı olanlara baksak, bu sene bizim kıymetli İstanbul müftüsünden duyduğumuza göre yurt çapında 800 binden fazla hacca müracaat olmuş. Yani düşünün, bunlar durumu müsait olup da hacca gitmek isteyenler. Tüm Müslümanların hep birden hacca gitmesine imkan var mı? Mekan olarak da imkan yok. Temsilci gönderiyoruz, elçi gönderiyoruz bir şekilde. İşte o melaike-i kiram hazıratın hepsi inecek belki ama ne kadar cismi latif de olsalar bir mekanın taşıma kuvveti, kudreti var. O miktarda taşıyabiliyor ki o kadar inmiş melek. Bütün meleklerin icabet ettiğini düşünebiliriz. 70 bin melek, evet. Mugire bin Şube, 4 Arap dahisinden biriydi. Belli ve büyük meseleleri halletmede son derece mahirdi. Buradan başka bir mevzuya geçildi herhalde. Eyvallah. Evet, 70 bin melaike kiram hazıratının da meleklerin bulunmasıyla beraber cenaze namazı eda edilmiş oldu. Bütün arş, lev, kürs, müekkil melekleri, yani semavat ve arzda ne kadar efendim melaike kiram hazıratı varsa, Fahri Alem Efendimiz nasıl ki alemlere rahmet olarak gönderilmiştir, onun muhabbetini kazandığı için o 70 bin aynı zamanda tevhidin mertebelerine işarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün nizamı, intizamı tevhid üzeredir. Tevhid üzere ne kadar memur melaike kiram varsa o cenaze namazında tevhid olundular. Ondan sonra hangisine geçiyor? Mugire bin Şube'nin Müslüman olması. Peki, onu da okuyalım. Mugire bin Şube, 4 Arap dahisinden biriydi. Belli ve büyük meseleleri halletmede son derece mahirdi. İri yarı ve heybetli bir zattı. Hendek Savaşı yılında Müslüman oldu ve muhacir olarak Medine'ye geldi. Evet. Hicretin 5. yılında Medine'de zelzele oldu. Resul-i Kibriya Efendimiz bunun üzerine, "Rabbiniz sizi razı olacağı duruma döndürmek istiyordur. O halde siz de onun rızasını dileyiniz." buyurdu. Evet, zelzele müminler için bir ikazdır. Efendim onları ikaz ediyor. Bizim şimdi buradakiler iyi manasını, hayır. Müminler bir vücut gibidir. Herhangi bir efendim Müslümanların beldesinde zelzele oluşu da böyledir. Dünyanın herhangi bir tarafında da olsa yine müminleri ikaz içindir. Yani tamamen müşrik olan bir toplumda zelzele olsa bile Müslümanların biz ne yapıyoruz diye düşünmesi icap eder. Edep bunu gerektirir. Efendim çok büyük edepsizlikler yapanlar var. Onlara bir şey olmuyor da niye böyle oluyor? Niye böyle olduğunu kıyamette göreceğiz. Şimdi bize düşen Allah'ın rızasına dönmek için bunu bir fırsat bilmek, bir şekilde efendim acziyetimizi fark edip Allah'ın rızasını tahsil için bir daha gayret etmemiz icap eder. Evet. Resul-i Kibriya Efendimizin bu ifadeleri yeryüzüyle üzerinde yaşayan insanların hareketleri arasında münasebetin bulunduğunu ortaya koyuyor ve dünyanın hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhamı mazhar olarak emir altında deprendiğini beyan ediyordu. Bu arada bir malumatı da arz edelim. Bendenizin bildiğine göre Medine'deki en son zelzele Hazreti Ömer Efendimiz zamanında olmuştur. Ondan sonra Medine'de zelzele olmamıştır. Volkanik bir şey vardır, yapısı vardır. Mekke ve Medine'nin, hatta Medine'nin şöyle yukarıdan bakıldığında Babüsselam denilen, yani Cennetül Baki tarafı değil de tam ters istikametindeki tarafa yukarıdan şöyle bakıldığında görülür ki Medine'nin dışında siyah, hiçbir nebat bitmeyen bir şey vardır. Böyle bir toprak yığını, bir parçası vardır. Yukarıdan bu çok net görülür. Hatta Medine'nin harem hudutları vardır biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duaları mucibince, dualarının kabulü mucibince, gereğince Allah Medine'yi de Peygamber Efendimiz'e harem kılmıştır. İşte o mikat mahalli değil orası ama harem sınırları vardır Medine'nin. O harem sınırlarının Babüsselam tarafındaki sınırların hani batı tarafı oluyor Allah-u Alem. O şekilde düşünebiliriz. Batı tarafında o sınırların hemen evvelinde böyle bayağı yukarıdan kuş bakışıyla şöyle 7-8 kilometre şeyinde aşağı yukarı, uzunluk olarak söylemiyorum, net bir şekilde görülebilen
siyah taşlar vardır. Orası o volkanik lavların eriyerek Medine'ye kadar yürümesi meselesidir. Dolayısıyla volkanik olan yerlerde hep böyle bir deprem riski, yerin sallanması, efendim zelzele hadisesi mümkündür. En son Hazreti Ömer Efendimiz zamanında olduğu söylenir. İşte bir kere sallanıyor, tekrar zelzele oluyor. Cenab-ı Ömer Efendimizin kamçısıyla yere vurduğunu, yeter, sallanma artık dediği rivayet edilir. Bendeniz'in okuduğu siyerlere göre Hazreti Ömer Efendimizin o kerametinden sonra o tarihten bu zamana kadar Medine'de zelzele görülmemiştir. Evet. Eyvallah. Yine hicretin 5. yılı Cemaziyel Ahir ayında ay tutuldu. Resul-i Kibriya Efendimiz ay tutulması geçinceye kadar husuf namazı kıldırdı. Evet. Küsuf ve husuf, güneş ve ay tutulması namazı sünnettir. 2 rekattir. Rükû ve secdeleri nafile namazlarda olduğu gibi yapılır. Bu namazlar için ezan ve kamet okunmaz. Ezan ve kamet okunmuyor, evet. Ve sadece namaza çağrı yapılıyor. Burada da belki müellifimiz de bahsedecektir, istiyorsanız okuyalım. Ben kesmemiş olayım. Zaten birkaç dakikamız var galiba ilk bölümün bitmesine. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz bir hitabelerinde şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz ki güneş ve ay hiçbir kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. Onlar Allah'ın kudret ve azametini gösteren alametlerden iki alamettir. Siz onların tutulduğunu gördüğünüz zaman namaza durunuz. Cahiliye devrinde insanlar güneş ve ay ancak yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulur, batıl inancını taşırlardı. Ama Peygamber Efendimizin mübarek sözleriyle cahiliye devri insanlarının bu batıl inançlarını değiştirmiş, güneş ve ay tutulmalarının Allah'a ibadet vakti olduğunu beyan buyurmuşlardır. Bu vakitlerde insanların boş şeylerle değil Allah'a ibadet ve taatle meşgul olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Evet. Şu da unutulmamalıdır ki ibadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve Allah'ın rızasıdır. Faidesi ise ahirete aittir. Eğer namaz ve ibadetten dünyevi bir maksat niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz batıl olur. Bu sebeple güneş veya ay tutulmaları halinde onların açılması niyetiyle ve kastıyla namaz kılınmaz. Belki güneş ve ayın tutulması zamanları bu çeşit ibadetlerin vakitleri olarak bilinmeli ve sırf Allah'ın rızası kastedilerek namaz kılınmalıdır. Evet, burada son yani birinci bölüme nihayet vermeden evvel şunu hatırlatalım. Burada bir latife var, bir müminde olması gereken bakış, nazar var, feraset var. Nedir o? Yani ay tutulmuş, güneş tutulmuş, senin semanı aydınlatan, efendim semanın, gökyüzünün kandilleri. Bunlar tutulmuşsa tutulmuş deyip, böyle sanki hiç umursamazmış gibi tavra girmek mümine yakışmıyor. Bu Allah'ın kudretinin bariz bir şekilde, ya size bunu vermese şeklinde bir, ya Rabbi sen ne kadar büyük nimet sahibisin. Ve neticede bu oldu, bu açılmaya da bilir. Sen bize bunun kudretini gösteriyorsun. Biz ona bakıp da işte güzel, iyi bir çalışma dercesine. Sanki efendim bir herhangi bir resim sergisinde bir sergiye bakmışsın da beğeniyorsun veya beğenmiyorsun. Zevkler ve renkler tartışılmaz gibi. Bir tavra girmek mümine yakışmıyor. Çünkü o da bir ayettir. O ayet güneşin vaktinde doğup batması, ayın çıkması nasıl ayet olduğu gibi onların nesedilmesi, onların efendim küsuf ve husuf halinin olması da bir kendinize gelin bak ne oluyor yukarıda diyerek insanın, müminin, ya Rabbi biz, her şey seni hatırlatır, her şeyde biz senin azametini görmekteyiz diyerek o ayetlere karşı bir taat ve ibadet vesilesi yapmak müminin şanındandır, müminde olması gereken haslettir. Hicretin 6. senesi Muharrem ayındayız şimdi. Müfredatımız buraya geldi Fatih Ağabey. Hadi bakalım. Bu tarihte Peygamber Efendimiz ashabtan Muhammed bin Mesleme Hazretleri kumandasındaki 30 kişilik bir süvari birliğini Necid diyarında bulunan Bekir bin Kilab oğulları üzerine gönderdi. Şimdi burada hemen şunu söylemek lazım. Tabii Siyer-i Nebi'leri okurken, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını okurken gayri ihtiyari
Hani barış, sulh, efendim cömertlik, güzel ahlak sahibi Fahri Alem Efendimiz'den bahsederken, seferlerin ve savaşların bir şekilde siyer kitaplarında büyük bir hacim tutması, yer tutması dikkatlerden kaçmıyordur. Şimdi bendeniz mesela şurayı okumasak olur mu diye düşündüm. Acaba şu Kurata seferini okumasak ne olur diye düşündüm. Ama şimdi o seferde dahi Peygamber Efendimizin farklı bir ahlakı, bir güzelliği ortaya çıkıyor. Yoksa topladığınızda Allah Resulü'nün hayatı saadetinde bazı alimler 3 ay, işte bazı alimler 2 ay kadarlık bir sefer ve savaş zamanı olduğunu tespit etmişlerdir. Hatta asıl saadetin, yanlış hatırlamıyorsam, yani Hazreti Ali Efendimiz'e gelinceye kadarki o devirlere bakıldığında savaşlarda şehit düşen mümin sayısının 200 küsur, 207 küsur olduğunu düşünürsek, yani bugün böyle savaşlardan ibaret bir İslam tarihi olduğunu düşünmek fevkalade yanlış olur. Burada bir 2-3 aylık sefer, hani hazırlıklarıyla beraber 6 ay olsun. Neticede 23 sene içerisinde 6 ay gibi, ki hazırlık safhalarıyla dahildir. Yani hiçbir zaman o kadar sürmemiştir. Tamamen bir savaş, sefer, süvari göndermiş, etmiş, kale kuşatılmış falan gibi değerlendirmek çok büyük bir hatadır. Fakat neticede biz bugün gazeteyi bile açsak, oradaki böyle sıcak hadiseleri, ne bileyim araba kazasından tutun da başka bir şeyleri görürüz. Yani falancının çocukları oldu, filancılar böyle yaptı, filancılar şöyle oldu tarzında normal insanların hayatları bile nazara verilmez. Çünkü biraz da haberdar etme şeyi olduğu için insanlar böyle değişik şeyler duymak da ister. Ben biraz dağıttım mevzuyu ama şöyle toparlayacağım. Şimdi Kurata veya Kurata seferi, tam yazılışını Arapça şu anda hatırlamıyorum. Fakat şu var, şimdi bu seferi işlemesek ne olur? Baktım şimdi müfredatına, içindeki muhteviyatına, öyle acayip, İki Cihan Serberi Efendimizin ortaya koyduğu o kadar insanı böyle cezbeden hadiseler var ki, müellifler de bunları es geçemiyorlar. Yoksa şu kanaat olmamalı, biz siyer programı dinliyoruz, habire savaştan çıkıyoruz, savaşa giriyoruz gibi bir kulakla bizi dinlemesinler, bir kalple bizi dinlemesinler kıymetli dinleyicilerimiz. Muhteviyatına lütfen nazar etsinler ve bizi öylece dinlesinler. Evet. Mücahitler bu kabileye ait şeref ve mevkine vardıklarında benim bu haripten bir toplulukla karşılaştılar. Aralarında çatışma vuku buldu. Muharip oğullarından bazıları öldürüldü, sağ kalanlarsa kaçtılar. Mücahitler onların geride kalan çoluk çocuklarına ise dokunmadılar. Daha sonra mücahitler beni Bekirlerin bulunduğu yere kadar ilerlediler. Aniden baskında bulunarak 10 kadar adamlarını öldürdüler. Bir kısım davar ve develerini de ganimet olarak aldılar. Muhariplerle Beni Bekirlerden alınan ganimet mallar 150 deve ile 3000 davarı buluyordu. Birlik kumandanı Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh bunların 5'te birini Peygamber Efendimiz için ayırdı. Geri kalanı ise mücahitlere bölüştürdü. Mücahitler Medine'ye dönerken yolda Beni Hanife kabilesinden Sümame bin Üs'ali yakaladılar. Sümame Mekke'ye umre haccı yapmaya gidiyordu. Müslüman süvari birliği Muharrem ayının son gecesinde Medine'ye döndü. Mücahitler tarafından esir alınan Sümame bin Üs'al, Yemame halkının ileri gelenlerindendi. Bir ara Peygamber Efendimizin vücudunu ortadan kaldırma teşebbüsüne geçmiş ise de amcası onu bu cinayeti işlemekten alıkoymuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz de bunun üzerine Sümame'nin kanının dökülmesini mübah saymıştı. Sümame'yi Peygamberimizin huzuruna getiren mücahitler onu tanımıyorlardı. Resul-i Ekrem onlara, "Kimi yakalamış olduğunuzu biliyor musunuz? Yakaladığınız bu adam Beni Hanife kabilesi efendisi Sümame bin Üs'al'dir. Ona iyi davranınız." buyurdu. Sahabiler onu Mescid-i Şerif'te barındırdılar. Resul-i Ekrem Efendimiz mescide gidip Sümame'nin yanına vardı. Ey Sümame! Bakın işte demin söylediğim ibretlik levha, tablo burada. Evet. Ey Sümame! Gönlünde ne var? İçinden ne geçiriyorsun? Diye sordu. Sümame mahcup bir eda içinde, "Ya Muhammed,
gönlümde hayır var. Şayet beni öldürecek olursan, eli kanlı bir katilin hayatına son vermiş olursun. Biliyor yani, yaptığı hatayı biliyor. Evet. Eğer bana iyilik eder, beni affedersen, iyiliğe karşı teşekkür eden, iyilik bilen bir kimseye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer hürriyetime kavuşmam için benden mal istersen, dilediğin kadar iste, al diye cevap verdi. Efendimiz başka bir şey demeden yanından ayrıldı. Yani bir esirin her türlü efendim yapabileceği teklifi açık bir şekilde, kendisinin ölümüne bile razı. Çünkü ben hakikaten eli kanlı bir katildim diyor. İstersen beni öldür. İstersen bana iyilik et. İyiliğe karşılık ben sana iyilik yaparım. İstersen fidye-i necat için, kurtulmam için de ne mal istiyorsun onu söyle. Ben onu vermeye hazırım. Benim durumum budur diyor. Yani durumumu kabullendim, sana tabiyim diyor Resulullah Efendimiz. Evet. Daha sonra iki gün üst üste Peygamber Efendimiz Sümame'ye aynı suali sordu. Sümame aynı cevabı verince ashabına Sümame'yi serbest bırakınız diye emrederek onu fidye-i necat almaksızın serbest bıraktı. Katilini yani fırsat bulsa onu bir an bile yaşatmamak üzere karar almış katilini fidye-i necat bile almadan serbest bırakıyor. Ve mescitte ağırlıyor. Kendi sohbet meclisinde imamette olduğu efendim muhabbetini paylaştığı insanların meclisinde, mescidinde aynı zamanda orada ağırlıyor ve fidye-i necat almadan serbest bırakıyor. Bu Ali Cenab hareket karşısında Sümame'nin gönül alemi birden nurlandı. Hemen orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan Sümame, Peygamber Efendimizin müsaadesiyle niyetlenmiş olduğu umresini yapmak üzere Mekke'ye gitti. Telbiye getirerek şehre girince Kureyş müşrikleri yani lebbeyk Allahümme lebbeyk diye evet. Kureyş müşrikleri Müslüman olduğunu anlattılar. Ya o beldeye giren kişiler, hacca gidecek olan kardeşlerimiz lebbeyk derken uyumayınız. Lebbeyk Allahümme lebbeyk derken uyumayınız. O lebbeyki canla başta söylemek vaciptir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Müşrikler değiliz, bizler muvahhidiz, ümmeti Muhammediz. Ya Rabbi diyerek giriyorsunuz Mekke sınırlarına. Medine'den gelseniz de, işte nereden gelirseniz gelin, hac etmek için, umre yapmak için telbiye, yani lebbeyk demek vaciptir. Bir de bunu muhabbetle yapmak da vaciptir. Uyumamak lazım. Hep devamlı olarak en güzel duadır o. Lebbeyk Allahümme lebbeyki çok söylemek lazım. İşte Sümame de Kabe-i Muazzama'ya gelirken, Mekke sınırlarını efendim geçerken lebbeyk denildiğinde hemen müşrikler bu şirk koşmuyor. La şerike leke lebbeyk diyor, Allah'ı biliyor. Bu Müslüman oldu diye hemen ne yapıyorlar? Etrafını çeviriyorlar. Evet. Yakalayıp boynunu vurmak istediler. Evet. O sırada içlerinden birisi, bırakınız onu. Siz yiyecek maddesi bakımından Yemame'ye her zaman muhtaçsınız deyince Mekke'nin ambarı gibi Yemame. Yani devamlı işte lojistik destek mi dersiniz artık? Yiyecek içecek ihtiyacını bir şekilde Yemame'den hep alıyorlar. Siz şimdi bunu böyle öldürürseniz ne olacak diyor. Yemek içmek için Yemame halkına muhtaçsınız. Liderlerini öldürürseniz bir şey alabileceğinizi mi zannediyorsunuz diyerek mani oluyorlar. Evet. Buna rağmen Sümame onlara meydan okudu. Vallahi dedi, Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmezse size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir. Yani beni siz öldürseniz de bıraksanız da ben bundan sonra Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabiyim sallallahu aleyhi ve sellem. Beni öldürseniz zaten alamayacaksınız. Beni serbest bıraksanız da bilin ki size ben bir buğday tanesi bile vermeyeceğim. Ama o müsaade ederse ayrı diyor. Evet. Gerçekten de umresini yapıp Yemame'ye dönen Sümame, Yemame halkını Kureyşlilere herhangi bir şey yükleyip göndermekten men etti. Ya. Yemame halkı Sümame'nin emri üzerine Mekke'ye yiyecek bir şey göndermeyince Kureyş müşrikleri son derece zor bir duruma girdiler. Kıtlık yüzünden olmadık şeyler yemeye başladılar. Sonunda Resul-i Kibriya Efendimiz'e bir mektup yazmak zorunda kaldılar. Ya Allah Allah. Evet. Sen
hem akraba haklarını gözetmeyi emretmektesin, hem de bizimle akrabalık bağlarını koparıp babaları kılıçtan geçirmekte, çocukları da açlıktan öldürmektesin. Sümame bizim yiyeceklerimizi kesti. Son derece daraldık. Ne olur Sümame'ye bu hususta bir mektup gönderiver. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, onların yaptıkları bütün düşmanlık ve kötülükleri bir tarafa bırakarak, Yemame'den Mekkelilere yiyecek satışına mani olmaması için Sümame bin Üs'ale bir yazı gönderdi. Allah Allah. Müşriklerin talebini bile reddetmiyor. Rahmetellil alemin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Sümame, Hazreti Resulullah'ın bu emri üzerine Mekkelilere zahire satışını serbest bıraktı. Evet, zahire satışını ne yapmış oldu? Serbest bırakmış oldu. Evet, devam edelim, o bahsi bitirelim. Görülüyor ki Peygamber Efendimiz insan hayatına vermiş olduğu değerden dolayı en şiddetli düşmanlarına karşı bile yiyecek içecek noktasında son derece şefkatli ve merhametli davranmıştır. Çünkü o Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla hareket eden, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kuluydu. Onda da o rahmaniyetten, kendisine küfretse de, kendisini kabul etse de, taksimatında nimetlerden faydalanmak hususunda onları hiçbir zaman ayırt etmeyen, ayrım yapmayan bir Rahman'ın peygamberi aynı zamanda. İşte o rahmaniyetin eseridir. Evet. Beni Lihyan Seferi. Onu da okuyalım çünkü o da kısa bir bahistir. Hicretin 5. senesi Rebiül Evvel ayı başları. Beni Lihyanlar hicretin 4. yılında bir Mauna mevkiinde 40'a veya 70 yakın Müslüman mürşit ve muallimi hunharca şehit etmişlerdi. Evet. Reci mevkiine irşad için gönderilmiş bulunan İslam birliğini kuşatıp birçoğunu şehit edenler de yine bu kabileden kimselerdi. Yani biliyorsunuz o meşhur hadise Allah Resulü'nü çok üzen bir hadisedir. Bize hoca gönderin ya, şu dini öğretin, bize hizmet etsinler, aman ne olur yandık bittik ne olur falan diye böyle hocaları istiyorlar ve savunmasız şekilde gelen efendim zatları da katlediyorlar. Evet, tuzağa düşürüp. Peygamber Efendimiz bu hain kabileye haddini bildirmek için yerine Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak 200 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Efendimiz Beni Lihyanları gafil avlamak istiyordu. Bu zaten sebep... yani onların gafil olmayan halleri mi var? Müellifimiz de Allah selamet versin, çok güzel böyle bizi düşünceye sevk eden sözler söylüyor. Allah razı olsun, çok güzel eserler de yazmış. Fakat yani böyle ashabı katleden bir insanın uyanık hali mi olur ki gafil hali de avlamak istiyordu? Neyse, peki. Yani onların beklemediği bir anda diyelim biz. Bu sebeple Şam'a doğru gitmek istiyormuş gibi davrandı. Daha sonra yolunu değiştirerek Beni Lihyanların konak yerlerinden olan Guran Vadisi'ne kadar gitti. Asım bin Sabit ve diğer Müslüman muallim ve mürşitler burada şehit edilmişlerdi. Efendimiz orada onları rahmetle andı, kendileri için dua etti. Evet. Lihyan oğulları Peygamber Efendimizin gelişini duymuşlar ve korkup dağ başlarına sığınmışlardı. Kimse yakalanamadı. Peygamber Efendimiz oradan Usvan denilen mevkiye vardı. Burası Mekke'ye yakındı. Efendimizin maksadı gelişini Mekkelilere bildirmekti. Nitekim Mekkeliler bunu duymuşlar ve korkuya kapılmışlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz 14 gece sonra tekrar Medine'ye döndü. Evet, yani yine burada da Beni Lihyan kabilesinden kimseler ele geçmese de Mekke'ye biz bunların hesabını sormak için hareket ediyoruz. Hesabı sorulacak şeklinde bir korku salınmasına sebebiyet vermiş oldu. Evet. Hicretin 6. senesi Rebiül Ahir ayı, Gabe evet. Gazası. Peki, orayı da okuyalım. Ebu Zer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye 3 saat mesafesi olan Gabe merasında oğluyla... Ben orayı Gabe diye biliyorum ama Gabe değil de Gabe diye Eyvallah. Biliyorum. Gayınla biliyorum. Evet. Eyvallah. Neyse, siz okuyunuz. Ebu Zer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye 3 saat mesafesi olan Gabe merasında oğluyla birlikte Peygamber Efendimizin 20 kadar devesini güderken Üyeyne bin Hısnel Fezari
46 atlıyla gelip Ebu Zer'in oğlunu şehit etmiş, develeri de alıp götürmüştü. Durum peygamberimize haber verildi. Derhal baskıncıların arkasından Hazreti Sa'd bin Zeyd komutasında bir süvari birliği gönderdi. Hazreti Sa'da, ben sana halk ile birlikte gelip kavuşuncaya kadar baskıncı müşrikleri takip et diye emretti. Evet. Süvari birliği yola çıktıktan sonra Peygamber Efendimiz de Medine'de yerine Abdullah Ümmü Mektum'u vekil bıraktı ve 500 kişilik bir kuvvetle Gatafan'a doğru yola çıktı. Evet. Medine'ye 2 günlük mesafesi olan Zu'Karet mevkiinde düşmana yetişildi. Birkaçı öldürüldü, develerin bir kısmı da geri alındı. Resul-i Ekrem Efendimiz etrafı araştırmak maksadıyla burada bir gün bir gece kadar bekledi. Evet. Sonra Medine'ye geri döndü. Yani bir nevi terörist faaliyetleri yapan efendim o gerillaların veya teröristlerin izi takip edilmiş oldu. Evet. İz seferi. Kureyş müşriklerine ait bir ticaret kervanının Şam'dan Mekke'ye doğru gitmekte olduğu Medine'de işitildi. Peygamber Efendimiz Kureyş müşriklerini iktisaden güç durumda bırakmak maksadıyla Hazreti Zeyd bin Harise kumandasında 170 kişilik bir süvari birliğini bu kervanı ele geçirmek üzere yola çıkardı. Evet. Mücahitler istenilen mevkide Kureyş kervanına rast geldiler. Kervandaki mallara el koydular, adamları da esir aldılar. Resul-i Ekrem Efendimizin kerimesi Hazreti Zeynep'in kocası olan Ebu'l-As bin Rebi de bu esirler arasındaydı. Mücahitler malları ve esirleri Medine'ye getirdiler. Peygamber Efendimiz malları mücahitler arasında taksim etti. Evet. Ebu'l-As Hazreti Zeynep'e babandan benim için eman al diye haber göndererek himayesini istedi. Evet. Şimdi Hazreti Zeynep kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kerimesi, kızı. Bu bahis burada kalsın. Eyvallah. Biz daha evvel de söylediğimiz şeyi tekrar edelim ikinci bölümün sonunda. Seferlerin çokluğu, yani o arada ashab-ı kiramın Allah Resulü ile sohbetini görmek isteyenler mesela Hayat-ı Sahabi'yi okusunlar, Kandehlevi'nin veya işte oradaki irşat faaliyetlerini okusunlar. Semerkant'ın neşriyatlarında olan Allah Resulü'nün aile hayatı, ashabıyla olan istişarelerini okusunlar. Bunlar dediğim gibi yani devamlı o faaliyetlerin içerisinde rutin diyebileceğimiz, devamlı olan o irşat faaliyetlerinin arasında Allah Resulü'nün fevkalade durumları diyebileceğimiz durumlardır seferler. Yoksa Resulullah Efendimiz'in hayatı seferden sefere gitmekle insanların nazarına verilemez. Bu çok büyük bir hatadır. Bu bahis burada kalsın. Eyvallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Hazreti Zeynep eşi için Allah Resulü'nden eman dileyecektir. Müsaade isteyecektir. O bahsi inşallah 3. bölümde beraberce kıymetli kardeşlerimizle istişare edelim. Onlarla sohbet edelim efendim. Ebu'l-As Hazreti Zeynep'e babandan benim için eman al diye haber göndererek himayesini istedi. Hazreti Zeynep de onu himayesi altına aldığını Müslümanlara bildirdi. Burada değişik rivayetler vardır. Yani Ebu'l-As'ın eve geldiğinde Hazreti Zeynep validemizin bulunduğu yere geldiğinde bunu bağırarak insanlara ilan ettiği hususunda rivayetler de vardır. Hatta İki Cihan Serveri Efendimizin o esnada namazda olduğu rivayeti de vardır. Ama burada o teferruat verilmemiş. Biz de devam edelim okumaya. Evet. Peygamber Efendimiz de kerimesine senin himayene aldığın kimseyi biz de himayemiz altına aldık diye buyurdu. Hazreti Zeynep Resul-i Ekrem Efendimiz'den Ebu'l-As'ın ganimet alınan mallarının da geri verilmesini rica etti. Resul-i Ekrem Efendimiz de bunu mücahitlerden istedi. Çünkü onda doğrudan kendi tasarrufu yok. Ganimet malları taksim olunmuş. Mücahitlere böyle böyle bir durum var. Damadımın ganimet mallarının iadesi mevzu var. Ne dersiniz diye söylüyor. Ashab-ı kiram ne yapıyor? Mücahitler de aldıkları malların tamamını getirip ona geri verdiler. Ya, evet. Ebu'l-As geri aldığı mallarla Mekke'ye döndü. Sahiplerine haklarını teslim etti. Borçları var. Efendim
bir şekilde aldığı, ticaret için kullandığı mallar var. Onları ne yaptı? Götürdü Mekkelilere teslim etti, Kureyşlere. Sonra ey Kureyşliler, kimsenin bende malı veya hakkı kaldı mı diye sordu. Hayır dediler. Yanında hiçbir malımız ve hakkımız kalmadı. Başta Resulullah olmak üzere zevcesi Hazreti Zeynep'ten ve Müslümanlardan gördüğü Ali Cenab muamele karşısında Ebul As'ın mana alemi değişmişti. Bunu Kureyş müşriklerine de şöylece açıkladı. Çünkü oraya geldiğinde anlaşıldığı üzere henüz Müslüman değil. Eman diliyor zaten. O emanla geliyor ve öyle bir muamele görüyor. Evet. Vallahi yanınıza gelmeden önce Müslüman olmamı engelleyen tek şey mallarımızı götürmek için Müslüman oldu diye yapacağınız dedikodudan duyduğum endişeydi. Şimdi ben giderim. Sana borcum var. Filanca ticaret yapmak için emanet aldım. Sermaye var. Ben şimdi gider orada Müslüman olursam, ha bak malları bize vermemek için Müslüman oldu dersiniz. Ben böyle bir lekeyi kaldırmam diyor. Evet. Fakat şimdi mallarınızı teslim etmiş bulunuyorum. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ya evet. Daha sonra Ebul As Medine'ye İslamiyet'le şereflenmiş halde döndü. Buradan biz şunu da anlayabiliriz. İnsanın hidayete ermesi için kul hakkının üzerinde olmaması şartı da vardır. Bir insan, çok önemli burası kıymetli dinleyenlerimiz. Bir insan bazı şeyleri yapmak için gayret edebilir, sarf edebilir. Hidayet üzere bulunmak ister. Dikkat etsin, üzerinde kul hakkı vardır. Eğer kul hakkı yoksa o kişinin hidayet üzere bulunması kolaydır. Bunu biz nasıl anlayacağız? Şuradan da anlayabiliriz. Haram mal, haramla, sahtekarlıkla, yalan dolanla edinilmiş mal, başkalarının malını gasp ederek yaşanmış bir hayat, beraberinde insanı hidayet yolunda tutmaya mani olacak bir hal getirir. O kişi ibadet etmek istese de ibadet yapamaz. Güzel yerlerle, güzel insanlarla buluşmak istese de olamaz. Kişi hidayeti istediği halde, hidayeti yaşayamıyorsa, hep maniler çıkıyorsa, kazandığına, üzerindeki kul haklarına dikkat etsin diyor büyüklerimiz. Evet. Abdurrahman bin Avf'ın Dûmetül Cendel'e gönderilmesi. Evet, Abdurrahman bin Avf, değil mi? Eyvallah. Aşere-i Mübeşşere'den, ashab-ı kiramın seçkin simalarından. Evet. Hicretin 6. senesi Şaban ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz Abdurrahman bin Avf Hazretleri kumandasında 700 kişilik bir birlik hazırladı. Birliğin vazifesi Dûmetül Cendel beldesi halkını İslamiyet'e davet etmekti. Yani Abdurrahman bin Avf hem siyasi hem ticari hem de ilmi sahada efendim ashab-ı kiramın önde gelen zatlarından. Yani Abdurrahman bin Avf biliyorsunuz Ensar'la beraber buluştuklarında muhacir olarak girip de Ensar'a yani Medine'ye geldiklerinde Ensar'ın yardım teklifini bile kabul etmeyip bana çarşının yolunu gösterin diyen zat. Hem ticarette öyle, hem muktedir bir zat, hem ticarette kudretli bir zat, hem de valilik gibi efendim siyasi sahada veya komutanlık gibi askeri sahada da hakikaten çok seçkin simalardı. Onun bulunduğu yerde muhakkak onun fikri sorulur. O bulunmasa bile onun reyi merak edilir. Bir şekilde muhakkak mecliste fikri, görüşü bulunan bir zat Abdurrahman bin Avf. 700 kişilik büyük bir orduyu Allah Resulü onun emrine vererek nereye gönderiyor? Evet. Dûmetül Cendel'e. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz Abdurrahman bin Avf Hazretlerine sancağını teslim ettiği sırada Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra mücahitlere şöyle hitap etti. Hepiniz Allah yolunda Allah'ın ismiyle gaza ediniz. Kafirlerle çarpışınız. Ganimet mallarına ihanet etmeyiniz. Ahdinizi bozmayınız. Öldürdüklerinizin burun, kulak gibi uzuvlarını kesmeyiniz. Küçük çocukları öldürmeyiniz. Efendimiz sonra da bütün Müslümanlara şu umumi dersini verdi. Ey insanlar! Zamanla size gelip çatacak 5 musibetten Allah'a sığınırım. Bir kavimde çirkin hareketler yayılıp açığa vurulunca,
Şüphesiz kendilerinden önce geçmiş kavimlerde görülmedik veba, acılar ve ağrılar onlar arasında ortaya çıkar. Yani veba deyince bugün veba denildiğinde şunu anlamak lazım. Veba o zaman çaresi bilinmeyen bulaşıcı bir hastalık. Neden oluyor bu? Azgınlıklarından dolayı Allah hastalıkla ikaz eder. Yani AIDS vesaire, işte HIV virüsü, şusu busu, bunlar nedir? Bunlar işte insanların arasında birbirlerine bulaştırdıkları hastalıklardır. Sizin için ben bunlardan korkarım diyor. Ne zaman olur bu? Bir insan, Allah muhafaza eylesin, ya bazı insanlar kabahat yapıyor olabilir. Ne yapar? Gizli saklı insanlardan utanarak, Allah'tan sıkılarak da olsa günah etmekten kurtulamazlar. Şimdi bu bir meseledir, realitedir. Son güne kadar da olacaktır bu. Hepimizin insanlar tarafından görülmesini istemediğimiz muhakkak surette bir hatamız vardır. Bir oturuşumuz vardır, bir kalkışımız vardır, bir de kabahatimiz vardır. İnsanlar tarafından görülmesini istemeyiz. Aleni olarak bunlar yapılıp da ortaya çıktığında utanmak yerine bunları aleni olarak yapmak yaygınlaşırsa diyor Peygamber Efendimiz. Sizin için ben bulaşıcı hastalıktan korkarım. Ümmetimin bu şekilde imtihan olunmasını. Yani bak Resulullah Efendimiz ne kadar merhametli. Orada Allah'a karşı asi olmakla beraber cehennemi boylamak var. Hata var. Yani o bir kere bir hata. Ama siz dünya hayatında tövbeye bile fırsat bulmadan o hastalık sizi alır da ondan sonra yaptığınız tövbenin de bir manası kalmaz. Denilmek istenir burada. Bir adam hatayı yapar yapar falanca filanca yerlerde sürter. Ondan sonra Allah muhafaza bir hastalığa kapılırsa, ya Rabbi beni affeyle, ya ben bu hatayı yaptım falan demesi o hastalığa yakalanmadan evvelki yaptığı tövbe gibi olmaz. Hem bu açıdan felaket olur o mümin için, imanı zedelenir, hem de dünyada rezil olur. Dünyada yaptığı o haltlar yüzünden, o edepsizlikler yüzünden adeta insanlar tarafından da fişlenir, rezil olur. İnsanları da şahit kılar yaptığı işe. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Böyle aleni terbiyesizliklerin yaygınlaşmasından ve bu yaygınlaşmayla beraber gelen hastalıklardan. Evet. Bir kavim ölçüde tartıda eksiklik yaptı mı, muhakkak kuraklık ve kıtlık yıllarına, geçim sıkıntısına, hükümdar zulmüne uğrarlar. Ölçüde tartıda sadece efendim bir un alıyorsun, bir kilo tartıyorsun, bir kilo. O öyle değil o. Buğdayı çok yapmak için genleriyle oynuyorsun. Topraktan çok verim yapmak için lüzumsuz suluyorsun. Altındaki kireç tabakasını, tuz tabakasını ortaya çıkartıp toprağı öldürüyorsun. Efendim ucuza mal olsun diye içinde sentetik olan bilmem ne olan kumaşları veriyorsun. İnsanları kansere gönderiyorsun. Daha fazla randımanı, rekoltesi, bilmem nesi, üretimi artsın diye bir sürü ham maddenin yanına katkı maddeleri koyuyorsun. Bunların hepsi artıda efendim bir azgınlıktır, bir mizansızlıktır, bir hukuksuzluktur. Maldan çalmaktır, maldan çalmaktır. İşte böyle yapınca ne olur diyor Peygamber Efendimiz? Kıtlık olur, değil mi? Eyvallah. Bereket kalkar, susuzlukla karşı karşıya kalırsınız. Ne olur? Çünkü siz birbirinize hainlik yaptığınızda siz misiniz? Şuna tamah edip hırsla bu şekilde yapan, Allah da sizin imkanlarınızı kötüye kullanmanızdan dolayı bekler de böyle sizin rızkınızı azaltır değil. Siz kendi kendinize o toprağı, kendi kendinize o insanı, kendi kendinize o ağacı, o su kaynaklarını rezil edersiniz. Ondan sonra da kıtlıkla baş başa kalırsınız. Evet. Mallarının zekatını vermeyen kavimlerin gökten yağan yağmurları kesilir. Evet. Allah ve Resulünün ahdini bir kavim bozdu mu, muhakkak düşmanları onların üzerlerine salınır. Onlar da kavmin el ve avuçlarındakilerden bir kısmını çekip alırlar. Bazıları diyor ki efendim zekatı bilmem neyi verenlerin yağmuru azalıyor. Diyor Mekke, Medine'de yağmur çok az yağıyor. Onlar hiç mi zekat vermiyor diye bazısı bir adamın biri böyle istihza ederek bir şey söyledi. Şimdi güzel kardeşim veya çirkin kardeşim, Mekke'nin de Medine'nin de ne kadar kurak da olsa çöl de olsa kendine ait bir yağmur istihkakı vardır.
yağmurun gelmesi vardır yine. Oranın kendine göre bir yağmuru vardır. Yani Erzurum'un kışı kendine göredir, İstanbul'un kışı kendine göredir. Erzurum'da 3 ay kış olduğu zaman niye ısındı dersin. Efendim İstanbul'da 3 ay çetin bir kış olsa ne oldu böyle İstanbul donduk dersin. Yani burada normal örfüne göre o insanların o tabii ölçüler içerisinde bir yağmur efendim temennisi, o mevsimden bekledikleri şey vardır. Burada şöyle anlamak lazım. Gökten, semavattan bekledikleri şey gözle görülür şekilde azalır. Zekatı vermeyince böyle olur diyor. Bu bir kaidedir diyor. Neden böyle? Bilemiyoruz. Yani Allah Teala bunu öyle kaideye bağlamış. Ama şunu unutmamak lazım ki ahları bir bulut olarak düşünün. Ahları bir atmosferde delik olarak düşünün. Ahları bir küresel ısınmaya katkı olarak düşünün. O ahlar, o zekatı verilmeyen fukaranın ah 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 deyişi öyle bir yere getirir ki semavatla arz arasında perde olur. İşte o perde olunca da ne onun güneşi normal güneş gibi yakar, ne onun yağmuru normal yağmur gibi iner. Bu kaidedir. Zekat vermemekte böyle bir duruma düşmekten korkarım diyerek yine Peygamber Efendimiz rahmaniyeti sıfatıyla, Allah'ın rahman sıfatıyla insanlara hitap ediyor, dikkat edersiniz. Bütün insanlıkla alakalı. Müminler demiyor, ey insanlar diyor. Demek ki beşeriyetin rahat etmesi için hem de mümin olsun müşrik olsun rahat edebilmesi için en önce müminlerin zekatı vermesi lazım. Müminlerin zekatı vermemesi hani aynı bizim çocuğumuz bir şey yaptığında biz hesap sorarız. Başka çocuk ne yaparsa yapsın pek o kadar yani sıralamaya göre o kadar bizi alakadar etmez. Müminlerin burada yaptığı hata bir diğer taraftaki insanın hakkına tecavüzdür. Dolayısıyla zekatın verilmemesiyle böyle bir beladan sizin için korkarım diyerek zekat vermemenin vebalinden cehennem azabından evvel dünyada böyle bir sıkıntı çekmemize bile razı değil Hazreti Fahri Alem. Evet. Zekattan sonra hangi maddeyi söylediniz? Allah ve Resulünün ahdini bir kavim bozdu mu? Ne? Muhakkak düşmanları onların üzerlerine salınır. Allah ve Resulünün ahdi nasıl bozulur? Birçok şekilde bozulur. Mesela kız alıp verirken deriz ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Değil mi? Mesela bazı toplumlarda bunlar bozulmuş. Ben isim vermeyeceğim. Yakın zamanda işte Balkanlarda bazı ülkelerde yaşayan kişiler bazı kişilerin daha çok para vermeleri, efendim çok fazla kız verdiğinde daha çok para vermelerini gözeterek, düşünerek dinine imanına bakmadan gayrimüslimlere kızlarını peşkeş çekmişler. Evlenmeye teşvik etmişler. Çok para veriyorlarmış. Sırpları binlenmesi şusu busu diye. Sonra ne olmuş? Sonra o kavli, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle adabı bozulduğu için Allah düşmanlarını musallat etmiş. Allah Teala'nın kaidesidir. Değişmeyen bir kaidesidir. Allah bir kavim üzerindeki, bir insan üzerindeki nimetlerini değiştirmez. Fakat bir kaide daha vardır ki Allah Teala kaidesini değiştiren kişiler ve kavimler üzerine kaidesini değiştirmek de Allah'ın bir kaidesidir. Allah'ın kanunlarını, Allah'ın kavlini, Resulullah'a verilen sözleri bir kavim veya bir kişi değiştirirse Allah'ın bunu değiştirmesi de Allah'ın adetindendir. Allah'ın adeti değişmez yoksa. Dolayısıyla bu bir kaidedir. Bir kişi veya bir kavim Allah'ı tanıdığı halde Allah'a isyan ederse, Allah'ı tanıdığı halde zalim olurlarsa, Allah kendisini tanımayanları onlara musallat kılar. Bu bir kaidedir. Ve hep olmuştur bu. Hep müminler Allah'ı tanımadıktan sonra Allah'ı tanımayanların tasallutuna uğramışlardır. Tecavüzüne uğramışlardır. İnim inim inlemişlerdir. Evet. Bir kavmin idarecileri Allah'ın kitabına uygun hareket etmediler mi? Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyi onurlarına yedirmediler mi? O zaman Allah da onların arasına tefrika ve harp sokar. Hiç tevhide hacet yok. Sanki bugün bütün dünya Müslümanı, tüm
dünya Müslümanlarının şöyle bir haline bakılmış da sanki şu an söylenmiş bir söz gibidir. Tefsire haceti yok efendim. Evet. Sadaka Resulullah. Bundan sonra Abdurrahman bin Avf Hazretleri beraberindeki Müslümanlarla Dûmetül Cendel'e hareket etti. Evet. Oraya varınca onları İslamiyet'e davet etti. Bu davetini 3 gün tekrarladı. 3. günü Hristiyan olan reisleri Asba bin Emrel Kelbi İslamiyet'le müşerref oldu. Ya. Onunla birlikte birçok kimse de imana geldi. Burada ne ibrettir ki bu seferde? Ne ibrettir ki? Müminler emrolunduğu gibi dosdoğru olduklarında, Allah Resulü'nün sözlerini tuttuklarında, bak hitap etti orduya Allah Resulü. Onu tutup da eyvallah ya Resulallah, tamam ya Resulallah, sadak da ya Resulallah diye tasdik edince, kendileriyle çarpışmak üzere gittikleri düşmanı bile teslim aldılar. İşte insanda böyledir. Bir insan kalbiyle ruhuyla teslim olursa, o böyle koskocaman ejderha gibi olan nefis, ya bu devamlı beni fuhşiyata, devamlı beni kötülüğe sevk ediyor dediğin nefis, bir bakarsın ki kuzu kuzu peşinden gelir hale gelmiş. Dolayısıyla büyüklerimiz diyorlar ki, insanın nefsini teslim almasındaki en büyük problem, daha doğrusu teslim alamayışının en önemli sebebi, İslam'da değil, imandaki sakatlıktır diyorlar. La ilahe illallah, her makamda, her sıfatta, emmarede, levvamede, mülhimede, mutmainnede, radiyede, mardiyede, safiyede, bütün evliyaullahın da dilinde, boğazına kadar batmış günahkarın da dilinde, hepsinde geçerli olan bir esmadır, zikredilmesi gereken yegane isimdir. La ilahe illallah tesbihi. İşte la ilahe illallah tesbihiyle biz ne yapmış oluruz? Hep imanımızı tasih etmiş, hep imanımızı kaim kılmış oluruz. Dille ve kalple halisen ve muhlisen söylemekle. İşte buna devam eden insan, fiiliyle, kalbiyle, neticede hiç olmuyormuş gibi zannedersiniz. Bir günde olur, düzelir. Bu işi kendisine bir mücadele, mücahede sahası olarak gören insan, muhakkak düşmanını teslim alır. Evet, bitirelim burayı. Müslüman olmayanlarsa cizye vermek üzere orada kaldılar. Evet. Peygamber Efendimiz Medine'den uğurlarken Abdurrahman bin Avf Hazretlerine eğer onlar İslamiyet'i kabul ederlerse reislerinin kızıyla evlen diye buyurmuştu. Hazreti Abdurrahman Nebi-i Muhterem Efendimizin bu emri üzerine reisleri Asba'ın kızı Tümandır'la evlendi ve onu da yanına alarak Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndü. Eyvallah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi nuru cemi'il enbiya'i vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Erhamer Rahimin, günahlarımızı affeyle, günahlarımızı setreyle, amin. Kabahatlerimizi, seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين